İle meyyühel aziz tevfik-i ilahi refiki olan adam tarikat berzana girmeden zahirden hakikate geçebilir. Bu Mesnevi Nuriye'den olan bu paragraf işte ilk cümlesi dedik ki İlem eyyühel aziz nedir? Bil ey arkadaş, bil ki bu eski daha eski saatte biraz aforizmik konuşma daha hakim. Evet. Ondan sonra bu onun bir artifakti diyebiliriz. Tevfik-i ilahi yani Allah'ın oluru ve yol göstermesi, guidance'ı yol arkadaşı olan kişi yani her kim yani şöyle hani kendi iradesiyle insan her zaman şeyi ben yaptım dememek için Allah'ın yardımıyla hani anladık, Allah yardım etti, başardık demek anlamında söylüyor. Yani Allah'ın yardımı ve yol göstericiliği ne denk düşen ve o yolda yürüyen bir insan tarikat berzahına girmeden zahirden hakikate geçebilir diyor. Şimdi burasındaki anahtar şey tarikat berzahı ibaresi. Tarikat berzahına girmeden. Berzah nedir? Berzah pasaj demektir. Yani geçiş yapılan yer demek. Ama aynı zamanda da underground'dur çoğu kez. Yani pasajlar da zaten üstü kapalı olduğu için berzahtır. Berzah transition yeridir. Karanlıktır, tüneldir mesela. Alternatif bir yoldur. Yerin altından yoldur. Yani bu anlamda tarikata dair de bize bir şeyler anlatıyor. Yani tarikat yoluna girmeden derken tarikat yolunun yol olarak neliğine dair de bir şey söylüyor. Diyor ki tarikat berzahına girmeden zahirden hakikate geçebilir. Demek ki tarikat hakikate zahirden geçmiyor. Hakikat diyelim ki anlam var. Yani ultimate purpose, nihai maksat, anlam neyse. Arada ise oraya varmak için araçlar ve yollar var. Bazı yollar açık havadan gidiyor. Yani oksijenli ve eşyayla gördüğün, yani gözün açık gittiğin yer var. Bir de yerin altından olan yerin altından geçen bir pasaj var. Yani oraya eriştiğin. Yerin altından geçtiğin zaman bazı sonuçları var. Yani göreceğin bir şey yok. Her şey karanlık. Onun için zaten gözünü kapatıyorsun. Yolculuğu gözünü kapatarak yapıyorsun. Okay. Şimdi zahir nedir, batın nedir? İşte tarikat batından geçiş yapıyor şeye. Hakikate. Yani gözünü açıp eşyayı tüketerek, dekod ederek, deşifre ederek, eşyayı anlam olarak, anlamsal olarak tüketip ilerlemek. Yani varlıkta kulaç atarak ilerlemek zahirden hakikate geçmektir. Yani bu nedir? Ha, bu Allah'a işaret ediyor. Yani şimdi anladım bu semboldür. Sembolü kenara koydun. Allah'a doğru yürürsen hakikate zahirden gitmiş oluyorsun. Ama desen ki ben sadece Allah'a gitmek istiyorum. Arada bu ıvır zıvır şeylerle uğraşmayayım dersen gözünü kapatıp kendini Allah'a paketleyip göndermek veya Allah'a giden bir tünel açmak. Yerin altından, eşyanın altından, eşyanın olmadığı bir infinity içinde gitmek. Bu infinity ne olabilir? İşte eşyanın fenası mesela. There is nothing but God, you know. You don't need eyes for that. İşte kalp gözüyle gitmek dedikleri bu. Yani dış göz değil, iç gözle görüyor. Görmekten maksat da varmaktır. Sight gidip eşyaya çarpınca buna görme diyoruz. Yani we grab and grasp it, we arrive at it gibi. Böyle düşünmek lazım. Varmak yani. Şimdi tarikat berzah yoluyla hakikate gidiyor. Çünkü batından gidiyor, içten gidiyor. Bir de zahirden hakikate gitmek mümkün. Bu da eşyanın arasından geçerek gitmek. Yani doğadaki olaylar nedir anlamlandırıp çözmek ve ilerlemek. Bu tarz bir ilerleme zahirden hakikate geçmek. Ahmet Osman. İşte öbürünü de belki bitirince de şey yapabilirim. Şimdi biz hep bunu nurculukta da değil mi? Tarikat işte şu böyle yapıyor. Hep biraz da topu taca dışarı atarak çünkü bizim işimiz yok veya o tarz değil.
Şimdi ama mesela bunu ehli tarih içinde de tabii yapan çok sınırlı sayıdadır değil mi? Normal avam ona verilen zikiri çekiyor, kalben işte şey yapıyor. Ama bu ciddi anlamda batında ilerleme olarak bir ara herhalde grupta da bir konuşmuştuk. Seyri suluk yapıyor, şey yapıyor. O nasıl oluyor yani? Onu biraz bizim anlayacağımız dilde nasıl o dediğiniz semboller nasıl adama görünmeye başlıyor? Yani o şeyi yolculuğu nasıl yapıyorlar, yapabilenler, değil mi? Böyle bir evet. soru. Zikir çeke çeke artık transa mı geçiyor, böyle ayrı bir aleme mi geçiyor gibi oluyor? Yani o biraz uzun bir konu ama hızlıca şunu söyleyebilirim. Yani benim anladığım kadarıyla tabii. Yani oradaki amaç şu, insanın dünyayla bağlarını büyük ölçüde zayıflatıp aşk duygusu ile bir şeye konsantre olarak oraya fokus olup onda erimeyi sağlamak. Yani bu bir şeyh olabilir, peygamber imgesi olabilir. Practice ile ama bu oluyor. Nasıl yapılıyor? Teknik soru practice ile oluyor. Practice nedir? İşte zikir çekmektir. Mesela meditasyon yapmaktır. Buna değişik isimler verilebilir. Yani daha İslami isimler verirsin. Ama amaç şu, sen yani konsantrasyonu, fokusunu o sevme nesnesine yönlendirerek bir süre sonra her yerde onu görüyorsun. Yani başka şeyleri görmez olsun. Yani bir tür eşyadan kopman lazım. Pratikte kopmuş olmuyorsun tabii. Yani normal mürit tabii dünyası var, işini gücünü görüyor, esnaftır, herkes şey yapıyor. Yani full time hakiki bir tarikat ehli yapacağı iş mağaraya çekilmek o açıdan sıradan bir durum değil. Yani normal olanıdır. Terki dünya. Gerçekten terk ederse öyle olur. Ama dünya terk edilemez hale geldiği için günümüzde tarikatlar elbette ki şeyi hesaba katıyorlar. Yani part-time bir operasyona dönüşüyor veya zahirde dünyada ama batında ondan kopuk gibi şeyler var. Mesela zahirde hayatta ama batında hayattan kopmayı seçmiş. Ölmeden ölmek mesela diyor. Sürekli ölümü düşünmek, fani olacağını düşünmek. Bunlar hep bununla ilgili çalışmalardır. Ama genelde bu pratik bir şeydir. Yani zikre katılmaktır, işte tekrar mükerrer işlemler ve kendinden geçme imkanlarını değerlendirmek. Bunlar yani istirak halleri, meditasyon gibi şeyler, kerametler görmek, sinkronisiti, tevafuklar görmek. Bu da hep batına inmek şeklinde düşünebiliriz. Yani burada Bediüzzaman'ın hani daha ziyade Bediüzzaman nasıl görüyor olayı o açıdan hani düşünmemiz lazım. Tarikatı bir berzah olarak görüyor, bir yeraltı yolu olarak görüyor. Batından gidilen bir yol olarak. Zahirden hakikate geçmek ise daha böyle aklın da istimal edildiği rasyonel bir ilerlemedir. Rasyonel derken ile şey olmak zorunda değil. Yani eşyayla yüzleşmeyi kabul ederek ilerlemek demektir. Hayata katılarak ilerlemek şeklinde düşünebiliriz. Şimdi Sufizm mesela eşyayı tuzla buz ediyor. Diyor ki bunlar hepsi gölgedir. Mesela hakiki bir varlığı yoktur filan. Vahdetül vücutta çünkü eşya eriyor yani. Altından Allah dediğimiz veya sadece o var. Güneş var, sadece o var. Meselesi. O perdenin eritilmesi lazım. İşte eşyayı ya eritmen lazım. Eşyaya bakıyorsun ama Allah'ın rahmetini onun arkasında Allah'ı görüyorsun. Bu çok virtuous versiyon. Veya şu oluyor. Ya ben bu şeyi delip geçemiyorum ama o zaman kendini del. Yani tabir caizse gözünü kapatıyor adam. Kendi içine düşüyor. Bu sefer orada o dışa kapalı olmanın getirdiği için sevilen şeyle dolması, sevgi nesnesiyle dolması. Bu şeyh olabilir, Allah olabilir, peygamber olabilir. Bunlar hepsi birbirinin yerine geçebilen şeyler olarak. İçte derinleşiyorsun yani. Efendim? İçte derinleşiyorsun yani. Evet, evet, evet. Yani dış dünya işte insanın içinin dışsallaştırılmasıdır veya iç dünya dış dünyanın içselleştirmesi gibi şeyler de var. Yani burada önemli olan eşyanın seyreltilip şey yapılması. Yani
içinin boşaltılması, yani içinin Allah'la doldurulması işlemi. Bu işte eşyanın derisinin altına girmek, yani epidermiyal bir olay. Derinin altına geçiyorsun. Buna imminence deniliyor arkadaşlar. İçkinlik, imminence. Tersi de transcendence, aşkınlık. Aşkınlık, üstüne çıkıyorsun. Mesela Allah her şeyin mütealdir diyorsun. Yani teali kelimesini düşün. Yükselmek demek. Outside of it, dışında olduğu için eşya burası, Allah bunun dışındadır diyoruz. Ama içkinlikte Allah ile eşya bir hale geliyor. Çünkü eşyayı inkar edeceğiz ta ki Allah var olsun. Diğerle hani o mantığı biliyorsunuz. Yani eşyaya var demeye insanın dili varmıyor. Çünkü eşya var demeye, Allah'ın varlığı karşısında var demeye layık değil. Bu düşünceye göre. Şimdi. Abi bu manay harfinde de bu yaklaşım yok mu? Çok güzel, çok güzel. Ha, işte manay harfi aynı sonuca zahirden gidiyor işte. Dekod ederek, deşifre edip ilerliyor. Esma ile gidiyor ama. Yani hedefler birazcık farklı. Yani tasavvufta Allah'ın zatına gidiyorlar. Aşk, sevgi olduğu için zatıyla şey yapıyorlar. Ama nurculukta Allah'ın esmasına kadar gidiyorsun. Yani nurculuk daha hedef. Efendim? Vardığımız yerin aynı. Aşağı yukarı aynı yere çıkıyor. Ama birinde işte dünyayla iş yapmayı biliyorsun, bilimle yüzleşiyorsun. Causality'yi, nedenselliği gözetiyorsun ve onu şeye entegre ediyorsun. Yani varlık var, Allah işte yaratmış, eserler var, eserden müessire gidiyor. Diğeri de diyor ki müessir filan demene ne gerek var? Zaten gittin adama, biz direkt adama gidelim yani diyorlar. Tasavvuf o açıdan daha kestirme bir yol. Ama tasavvuf daha, çünkü daha bana şey geliyor, daha ne diyeyim, ne derler, açıkçası şöyle ki şimdi bu Risale-i Nur'daki metot da biraz beri, hani bu Ali Mermer'in şeyinde de gördüm. Yani birkaç defa ilkin yani kulağa hoş geliyor ama birkaç defa yaptıktan sonra bakıyorsun ki şöyle bir şey hissediyorum ben ya da gözlemliyorum. Ya gideceğim yer belli. Ben hani oraya yol yapıyorum. Hani bu Poseidon derler. Hani ad hoc mu oluyor? Hani sonuç belli. Dataları ona göre şey yapıyorsun. Yani evet. Kafanda bir sonuç var. Evet. Ona göre dataları, evet. Peki data ona göre şekillendiriyorsun. Anlatabildim mi? Evet, evet. İşte zaten yani Risale-i Nur'da modern zamanın modasına uygun şeyi, bahaneleri biriktiriyor. O doğru. O doğru ama akademik yazılarda da oluyor yani. Argümanın belli, diyorsun işte şu soruya cevap arayacağız filan. Külahımı anlat. Yani şeyi baştan biliyorsun yani. Research'te bahane, hepsi bahane. Ama usulüne uygun olması gerekiyor. Burada usul işte modern zamanda, ve zaman diyor ki modern zamanda biz aklı hesaba katmayan bir yaklaşımla Allah'a gitmeyi, şey yapmayı, yani şey yapmak artık sürdürülebilir bir yol değil. Böyle batından gitme. Onun için zahiri hesaba katmalıyız. Çünkü Müslümanlar geri kaldı filan. Bilim ve aklı biz İslam dünyasına getirmemiz lazım. Onun için daha böyle aklı hesaba katan bir yol geliştiriyor. Bu işte Risale-i Nur dediğimiz şey budur. Ama amaçları itibariyle yani birbirinden çok farklı değil tabii. Amaç Allah'a varmak. Adam onun için zaten diyorum ya, mesela bir bazen adama diyorsun ki işte Allah'ın varlığını ispat ediyor Risale-i Nur, şu bu. Diyor ki ben zaten Allah'a inanıyorum kardeş. Yani sen çıkıp bana çiçekten, böcekten, işte yıldızların mesafesinden filan, hani nurculuğun bütün o bütün o esbabı, eşyayı, dünyayı, kainatı göstererek işte bak şuradan şuraya atla geç filan şeyleri ortalama Müslüman açısından çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü zaten evet. Müslüman zaten inanıyor yani. Ben niye ikna etmeye çalışıyorum? Niye ikna olayım? Ben zaten inanmışım. İmanı var, hepimiz Müslümanız. He. Aslında bu da bir fark. Hani Mustafa dedi ya, varılacak yer aynı var. Aslında şöyle bir kritik bir fark var. Tarikatta veya diyelim yani Nan Risale-i Nur akımlarda diyelim. Genel mesela şeylerde. Fikir akımlarında şöyle oluyor. Adam ona varmayı baştan kabul ediyor bir defa. Yani Allah'a inanarak yola çıkıyor ve ona aşkla onda fena olmaya gidiyor. Evet. Aslında vardığımız yer aynı ama
varmak isteme purpose'ı farklı. İkincisinde imanı tahkik etme var. Birincisinde ona aşık olma, onun muhabbetiyle yanıp tutuşma gibi veya işte ele olma, onun tek olduğuna varma gibi. Yani evet, aradaki... Nefsini kör etme, farklı şeyleri, purpose'ları var sanki. Bir de şey, ya tam, evet. Başka bir şey söyleyecektim de İbrahim dediğine de, ama tam da şey de değil ama yani hani felsefe gibi tamamen sıfırdan değil mi şey yapmıyor yani. Selde de sonuçta belli kabuller var yani şey olarak. Tabii. Risale-i da kelam geleneğidir. Yani kabullerin rasyonel ispatı. Rasyonelize edilmez. Şey diyor Manus dedi, diyor ki tarikatsız feyiz suretiyle gördüm. Oraya geleceğiz, oraya geleceğiz. Tamam. Okey. Şimdi... Burada Osman Derim da muhabbetimizi dinliyor. Haberiniz olsun. Çok güzel. Okey. Şimdi demek ki yani tarikat berzana girmek sizin diyor. Zahirden hakikate geçmek mümkündür. Türkçesi bu. Yani tarikatın yer altından yaptığı geçişi, tünel kazarak vardığı yeri eşyanın arasından, yani bu engelli yüksek atlama şeyleri oluyor ya, yüksek atlama değil de böyle parkur koşusu. O şekilde biz bunu yapabiliriz diyor. Diğeri diyor ki bir sürü eşya var, ne uğraşacağım bunlarla? Tünel kazayım, sıfır yani eşyayla karşılaşmayacağım. O tüneli de işte zikirle kazıyorsun, işte aşk pratikleriyle, egzersizle. Tamamen o teknik bir şeydir yani. Kendi kendine propaganda yapmak demek. Propaganda da tekrar vardır ya. İşte doğru ve yanlış olduğu önemini kaybeder propagandada. Çünkü tekrar olunca senin kalbine doğru delik açıyor, tünel açıyorlar yani. Aynı şey şeyde de var. İbadetlerin tekrar edilmesinde de var, inançların tekrar edilmesinde de var. Zikir ve şeyde bu çok daha net. Şimdi practical bir path'tir yani tasavvuf bu açıdan. Pratik bir olaydır. Bodily bir olaydır. Yani dilin çalışmasıdır, elin tesbih çekmesidir ilahir. Şimdi diyor ki bu şeye girmeksizin gitmek mümkündür diyor. Bu niçin böyle bir ifade kullanıyor? Şu açıdan. İnsanlar demiş ki işte tarikat olmadan hakikati bulamaz. Çünkü eşya arasına kaybolursun. Ancak biri senin elinden tutarsa varabilir. Onun için şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır demişlerdir. Doğru söylüyorlar, şu anlamda söylüyorlar. Şeyhin yoksa yolunu bulamazsın, kaybolursun. Yani guidance'ın yoksa kaybolursun. Boştan bir şey. Tabii şeytan şeysizlik yani kaybolmuşluk halidir. Yanlış yolda olmak halidir. Şeyh de sana yol gösterilmesi işlemine personified yani şahıs müşahhaslaşmış haline verilen isimdir. Ve eski şeyde böyleydi. Eskiden hakikaten de şeyi olmayan kaos idi. Çoban yoksa sürü dağılırdı. Modern zamanda işte herkes kendi kendinin şeyhi olacağı için durum değişiyor. Bedüzzaman zaten onu işte tahkik iman dediği biraz o tür bir mesele. Şimdi bu eskiden normal olan ve hakikate varmak için düşünülen tarikat, bir de tarikat ayrıca hakikate varmak için bir enstrümandır. Yani bir yoldur. Yani literally yol olduğu gibi bir enstrümanttır aynı zamanda. Cihazdır. Tamam mı? Tekniktir ve cihazdır. Çünkü onun için işte şeriat, tarikat, marifet gibi şeyler veya şeriat, tarikat, hakikat gibi ayrımlar yapılıyor. Diyorsun o zaman şeriat hakikat değil mi? Değil. Çünkü o yasadır. Yani yasadan girdin, ondan sonra tarikat onun ruhuna girmek. Onun ruhuna gidince yani pratik ile tamamen kendi o şeye vermek. Ondan sonra hakikate varıyor. Hakikat de işte Tanrı'nın zatıdır vesaire. Yani şeyi biraz o konular ayrı konular ama böyle bir ayrım var. Şimdi evet diyor ki bir sonraki cümlede evet Kur'an'dan hakikati tarikati tarikatsiz feyiz suretiyle gördüm ve bir parça aldım. Diyor ki yani tarikatın özü yani başarısını vermek istediği olayı tarikatsiz bir feyiz suretiyle Kur'an'dan gördüm diyor. Yani şunu anladım diyor yani tarikatı kullanmaksızın Kur'an'dan tarikatın yaptığı işi yapmak mümkün olabilir. Bunu gördüm diyor.
Bunu şimdi açıklayacak bir sonraki cümlede. Biz aslında yani o sırra vakıf olma değil mi? O anlamda yani sırra ulaşmak, bir şeyin güzelliğini açmak gibi o. O da değil. Aslında o da değil de şöyle. Çünkü sonraki cümle bunu açıklıyor İbrahim. Evet, evet. Diyor ki ve keza maksudu bizzat olan ilimlere ulumu aliyeyi okumaksızın ihsal edici bir yol buldum. Şimdi maksudu bizzat olan ilimler. Şimdi ilimler iki gruba ayrılıyor bizim İslami gelenekte, medreselerde. Ulumu aliye yani alet ilimleri, bir de yüksek ilimler. İki tür ilim var. Alet ilimleri işte Arapçadır, dildir, gramerdir, mantıktır. Bunlar hepsi instrumental sciences. Instrumental sciences. Tamam. Bunlar hepsi ne içindir? Allah'ın rızasını anlamak için. Mesela Kur'an'ı anlamak içindir. Hadisi anlamak içindir. Hani Arapça bilmesen anlamazsın. İşte anlamak için Arapça öğreniyorsun. İşte o alet ilmidir Arapça. Arapçanın grameri, tarihi, bunlar hepsi alet ilmidir. Mantık mesela, Allah bir şey söylüyor, o consistency, meaning, onu nasıl anlamalıyız, oradaki logic eğitimi, mantık eğitimi alet ilmidir. Fakat Allah bizden ne istiyor? Run bilgisi asıl ilimdir, amaçlanan şeydir, yani nihai hedeftir. Araçsal ilimler ile amaçsal ilimler diye ayrıştırabiliriz. Araç bilimler, bir de amaç bilimler. İşte araç bilimler amaç bilimlere, yani alet ilimleri âli olan, yüksek amaçlanan ilimlere bir vasıtadır diyor. Şimdi bir daha okuyalım. Ve keza diyor, maksudu bizzat olan ilimlere, yani o asıl amaçlara, amaçsal hedeflere ulumu aliyeyi okumaksızın, işte o araçsal şeylere girmeden, yani Arapça öğreneceksin, yok bilmem şunu yapacaksın, şu filan kes, şu dedi, şu tarihte bu dedi, falan. Bütün bu ıvır zıvır bürokratik, yani hakikatin bürokrasisine girmeksizin diyor, ihsal edici, vardırıcı, ulaştırıcı bir yol buldum diyor. Yani bu tarikatın tünel teknolojisine gerek kalmadan veya İşte medresenin, işte Arapça öğreneceksin, şu filan kesin, şu kitabı, gramer kitabını okuyacaksın, işte bilmem şu tarihi, bunlara hiç gerek olmaksızın. Bunlar zaten ne içindir? Yabancılaşmış bürokrasi, osifay olmuş. Amaç Kur'an'ı anlamaktır veya işte Allah'ı tanımaktır. Tamam, ha. O zaman bu asıl hedef olan Allah'ı anlamak ve tanımaya insanı götürecek ve alet ilimlerine uğratmadan, bürokrasiye, yani ilim bürokrasisine düşürmeden ihsal edici bir yol buldum diyor. Serius seyir olan bu zamanın evladına kısa ve selamet bir tariki ihsan etmek rahmeti hakimenin şanındandır. Serius seyir, yani seyir üzere olan ve hızlıca hareket eden, yani mobil olan çağımızın kuşaklarına, globalized bir dünyada hyper-connective olan, yani internet bağlantısı olan, her an hızlıca dünyanın her tarafında ne oluyor, ne bitiyor, sabrı olmayan, attention span'i çok düşük olan, dikkati çabuk, yani bir an önce sonuca varmak isteyen günümüzün insanlarına, bu zamanın çocuklarına, kısa ve selamet, yani short ve güvenli, safe bir yolu, Allah'ın hani açması, sunması, onun evet, yani onun hakim olan, yani hakim ile rahim isimleri var burada, hakim olan rahmetinin bir gereğidir, yansımasıdır, hani bu bundan beklenir, hani böyle bir yolun açılması diyor. Evet, şimdi hikmet önemli bir şey yani. Evet. Biz kelimesi önemli çünkü gayeyi anlamak için, değil mi? Yani asıl maksudu bizzat nedir bundan yani? Tabii. Gramer öğreneceğiz, dilin bütün işte şeylerini öğreneceğiz. İşte bütün entrikalarını öğreneceğiz de şöyle böyle oraya girmeden. Evet. Hikmet o açıdan önemli aslında. İşte... Asıl gayesini en anlamlı istediğin aslında.
İşte o soruyu sormak çok önemli. Yani dinden maksat nedir? Hatta Allah'tan maksat nedir? Bu soruyu sormayınca bizim normal klasik Müslümana dönüşüyorsun. Kendi geleneğini şey yapıyor, aynısını üretmen lazım. İşte şunu yapmış, sen de yapacaksın. Ne için yaptığına baksan amaç değişiyor. İslam tarihinde böyle bir sorgulama bir noktada başlamış. İşte onun için makasıd-ı şeria diye bir kavram çıkıyor. Yani şeriatı motomot uygulamak, işte o peygamber böyle yaptı, deveye bindi, sen de bineceksin, şöyle yaptı, sen de yapacaksın, dişini bununla fırçaladı, sen de bununla fırçalayacaksın'dan çıkıp diş fırçalamaktan maksat nedir? Ha, diş temizliği, işte bu çubukla, yani ağaçla da olur, işte plastik şeyle de olabilir filan derken, bu maksadı merkeze alınca İslam'ın şeyi değişiyor biraz. Yani yol değişiyor. Ama bazısı da diyor ki biz nasıl yapılmışsa aynısını yapacağız, replika yapacağız diyenler var. İlimler de eskiden mesela diyelim ki yani alet ilimleri de kutsallaştırıldığı için onlar da zaman kaybediliyor filan. Günümüzde de insanlar artık diyor ki bu neye yarıyor işte. Mesela deniyor ki yani Kur'an'ı ezberliyorlar. Hakikaten mesela niye ezberliyorsun diye sormak lazım yani. Günümüzde hani kaybolma riski yok vesaire gibi. Bu tür sorgulamalar ortaya çıkıyor. İşte yani buradan şunu anlıyoruz. Yani ben zaman aslında diyor ki evet, hakikate varma konusunda tarikat bir yöntem sunuyor. Bu yöntem daha batından giden bir yöntem. Fakat zahirden de gitmek mümkün. Ve tarikata ihtiyaç kalmaksızın, işte tarikatın bu bürokrasisi var tabii. İşte ona tabi olacağın, zikir çekeceğin vesaire. Bütün bunlara gerek kalmaksızın direkt Kur'an'dan bu işi hani çözebilirim diyor. Bezzaman da burada tabii bir kutsal şeye dayandırıyor. Kur'an'a dayandırıyor. Hani Kur'an'dan gelen bir şey olarak düşünüyor, inanıyor, anlatıyor. Ama amacın ne olduğunu hatırlatıyor bize. Yani amacın ne olduğunu sormak çok önemli. Ne için yapıyoruz? What's the purpose yani? Aslında ulûm-ı aliyeyi doğuran da o tarih içerisindeki yapışları replike etmekten ileri gelirdi. Bu ulûm-ı aliyeyi o doğru. Çünkü niye? İşte enstrüman oluşturuyorsun ki hani onun nasıl doğru yaptığını insanlara aktarasın diye, öğretesin diye bir sürü ciltler, büyükler, kütüphaneler doğrusu kitap yazdı. Evet. Aynısını yapmaya çalışıyor. Onu doğuruyor işte. Sanki ona biraz şey atıfta buluyor. Ama okumana gerek yok aslında bu kadar. Evet. Yani bu biraz işte yani Bediüzzaman'ın daha sonra Risale-i Nur anlayışına giden yolun bir parçası olarak da düşünebiliriz. Ve tarikatın günümüzde neden uygun bir yöntem olmadığına inandığının bir örneği olarak da bunu okuyabiliriz. Evet. Bir de şöyle bir şey. Yani mesela Said Nursi mesela kimin için söylemiş acaba böyle bir şey? Kime bunu tavsiye edeyim mesela? Şimdi bildiğimiz üzere her seviyeden insan var. Değil mi? Yani herkesin ihtiyacı farklı ilim noktasında. Şimdi zahirden hakikate geçebilmek her insan için uygun bir durum. Bir de öyle bir şey. Mesela is it applicable for any type of person, any type of culture, you know, in what context? Gibisi var diye kardeşim, ben onlarla hiç uğraşamam. Yani kainatı anlamaya çalışayım da işte eserden müessire gideyim, bunlarla hiç uğraşamam. Evet. Bana ver bir zikir kitabı, onu okuyayım, tesbihimi çekeyim, zikir çekeyim, geceleri teheccüdüme kalkayım, şunu yapayım. Evet. İşte bana bir guidebook ver, onu yapayım, bitti, ben bununla memnunum da diye kesin var. Şimdi bunu kime tavsiye ediyor yani? Şimdi mesela o da bir soru bende oluşturdu. Yani bütün bu gelenekte böyle neoplatonik gelenek diyelim. Yani Eflatun'un etkisi çok büyük. Yani bir zahir var, bir de batın var. Yani bir görüntü ve yüzey var, bir de asıl olan hakikatler var. İşte Bediüzzaman'da o asıl olan hakikatler Esma-i Hüsna şeklinde oluyor. Tasavvufta Allah'ın zatı şeklinde oluyor. Ve dünyada böyle bir yüzey şeklindedir. İşte onun için zahir batın şeyi böyle ortaya çıkıyor yani.
asıl olana varmaya çalışmak. Bunun için de yöntemler geliştirmiştir. Bazıları ama bazı düşünürler de diyor ki nereden çıktı bu batın zahir armı? Yani de bir şey yok ki. Bir derinlik yok diyor. Yani hakikat yüzeydedir, sığdır diyor yani. Hakikat böyle o geridedir. Bu gördüğündür hakikat diyenler de var. Çünkü bütün bu o geride, derinde, uzakta bir hakikat var diyen söylemler bu yüzeyi, dünyayı, gerçeği çürütüyorlar. Yani fani ve fena kılıyorlar. Faniliğini fenalığa irca ediyorlar. Onunla adam akıllı muhatap olmana şey yapıyor yani, yüzeysel hani. Mesela manay harfi ne yapıyor? İşte diyor, buna işaret ediyor, atıyorsun sonra. Mektubu okudun, atıyorsun. Çünkü anlamı içindi yani. Böyle bir sorun var. Ama belki mektubun kendisinin bir değeri vardır. Anlatabiliyor muyum? Yani bu da bunlar bizim günümüzde İslam'ı nasıl anlamalı, nasıl yorumlamalı ve yeniden nasıl üretmeli İslam'ı sorusunun cevabını verirken dikkate alınması gereken boyutlardır. Çünkü bu eski yorumların hepsi kendi zamanlarının tahayyülünün ve bu tür felsefi kabullerinin, yani kozmolojik kabullerinin yansımasıdır. Yani kainat nasıl işliyor? Bunun bir yansımasıdır. Yani işte Aristocu İslam düşüncesi var, Eflatuncu İslam düşüncesi var. Yüzeyi ve zahiri hesaba katanlar var. Yüzeyi önemsemeyip batını esas alanlar var filan. Bunlar hep olmuş olacak ve yine olacak. Yani bu değişen bir şey. Onun için Bediüzzaman da kendi zamanı okuması için de bir reçete geliştiriyor. Hani bir yöntem diyelim. Onun geliştirdiği yöntemin eleştirisi de tabii ki yapılabilir. Tıpkı onun tasavvufu eleştirmesi gibi. Mesela hani tasavvufun çok artık sürdürülemez olacağını düşünüyor Bediüzzaman ama öyle çıktı ki o kadar da öyle değilmiş yani. Değil mi? Bal gibi de tasavvuf varlığını sürdürüyor. İnsanlar hatta tercih ediyor. Çünkü insanlar şeyden yorulmuş. Çok düşünmekten, şey yapmaktan. Evet. Evet.